Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir tavuk tarifi paylaşacağım. Çıtır çıtır, kızartma olmadan fırında nefis bir tavuk tarifi yaptık. Tarifimizi fırında yapmamız da bu tarifin oldukça sağlıklı olduğunu bize gösteriyor. Şöyle size çıtırtısını ve iç dokusunu da göstereceğim. Pişmeme derdi kesinlikle yok. Şöyle bir tane tavuğumun iç dokusunu, içinin pişmesini de size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi çok güzel bir şekilde pişmiş. Dışı da çıtır çıtır, kıtır kıtır bir tavuk oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Sözü çok fazla uzatmadan da hemen tarifimi uygulamaya başlıyorum. İyi seyirler. Malzemelerimiz çok az ve evde olan malzemeler. Şimdi öncelikle bir marinasyon sosu hazırlayacağız. Bunun için genişçe bir kap alıyoruz ve marinasyon malzemelerimizi bu kabın içerisinde karıştıracağız. Burada rendelemiş olduğum bir adet orta boy soğanım var. Soğanımızı rendeledikten sonra acı suyunu kesinlikle sıkmamız gerekiyor, yoksa tavuğumuzun lezzetini kaçırır. Burada da 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Diğer malzemelerimizi de ekliyoruz yavaş yavaş. Bir tepeleme tatlı kaşığı salçam var. Salçamı da güzelce karıştırdım. 2 diş yine rendelenmiş sarımsağım var. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tüm malzemelerimi güzelce karıştıracağım ve tabii baharatlarımı da ilave edeceğim. Baharat olarak kimyon, tuz, karabiber, kekik, nane ve kırmızı biber kullandım. Siz isterseniz damak tadınıza göre daha farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Sosumu tamamen karıştırdım ve şimdi 1 kilo kadar olan tavuklarımı ekliyorum. Ben bu tarifte tavuk kanat kullandım. Siz isterseniz sadece butla da yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu tarif tavuk göğsüyle de olabiliyor. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi güzelce marinasyon sosumuzla bütün tavuklarımızı karıştırıyoruz. Ve eğer vaktiniz varsa birkaç saat bu şekilde dinlenmesini tavsiye ediyorum. Vaktiniz yoksa sıkıntı değil, hemen de pişirebilirsiniz. Fakat etlere baharatların güzel bir şekilde işlemesi için biraz sosta kalması lezzetini arttıracaktır. Tavuklarımı sosumla çok güzel bir şekilde karıştırdım. Üzerini ister streç filmle, isterseniz de benim yaptığım gibi şöyle bir kapak yardımıyla kapatın ve en az 1 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Tavuklarımı marinasyon sosunda beklettim. Güzelce bütün sos tavuklarımın içine işledim. Burada da kahvaltılık mısır gevreğim var. Gördüğünüz gibi. Kahvaltılık gevreklerimin ben çok küçük parçalar halinde olmasını istemiyorum. Bu sebeple şöyle bir cam yardımıyla İri iri parçalayacağım. Dediğim gibi isterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Hiç sorun değil. Mısır gevreklerimi çok da küçük olmayacak şekilde parçaladım. Şimdi tavuk kanatlarıma mısır gevreklerimi buluyorum. Şöyle gördüğünüz gibi zaten marinasyon sosundan ötürü çok kolay bir şekilde tavuklarımı bulanıyorlar. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır nefis bir tavuk yapacağız. Şöyle bol bol üzerine döküyoruz ve fırın tepsimizi alıyoruz. Şimdi ben bütün mısır gevreklerimi bu şekilde bol bol tavuklarıma bulayacağım ve fırında üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay ve pratik bir tarif oluyor. Evet, bütün kanatlarımı güzelce mısır gevreğime buladım. Gördüğünüz gibi bu haliyle bile ne kadar iştah açıcı duruyor. Fansız şekilde ısıttığım 200 dereceli fırında tavuk kanatlarımı pişireceğim. Üzeri birazcık kızardığı zaman zaten piştiğini anlayacağız. Yarım saat kadar fırına veriyoruz ve sonra sunum halini size göstereceğim.
Şu an tabii çok sıcaklar. Biraz soğuduktan sonra size sunumunu da göstereceğim. Bugünlük de bir tarifim daha sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere.